Şimdi 1970'lerden itibaren bir solcu olan, abdestsiz namazsız biri olan Yasir Arafat El Fetih diye bir örgüt kurdu. Neden? Çünkü Ürdün'ün zulmü ve Mısır'ın bakın lan başınızın çaresine, bana ne sizden diyen mantığı Filistinlileri kendi başlarının çaresine bakmaya zorladı. Bu başlarının çaresine bakma iki türlü oldu. Bir, ilk İsrail oraya geldiği günden itibaren rahmetullahi Hasan el-Benna ordular kurup, kendisi 3000-5000 kişilik ordular kurup devlet gibi Kudüs'ü kurtarmaya geçtiler. Büyük şehitler verdiler orada. Onun başlattığı İhvan-ı Müslimin ekolünün hareketleri var. Ancak İhvan-ı Müslimin Filistin'de bir türlü hareket edecek nokta bulamadı. Çünkü bir yandan Mısır doğuruyor İhvan-ı Müslimin'i, bir yandan da Ürdün doğuruyor. Suriye ve Irak'ta da İhvan-ı Müslimin'den olmak, hapse atılmak ve öldürülmek için yeterli bir gerek. İhvan-ı Müslimin başının çaresine, canına baktığı için bir hareket noktası bulamadı Filistin'de. Bu sefer solcu kadro, yani komünist fikirli bir kadro, El Fetih diye, ismim güzel bir isim ama besmelesiz, abdestsiz, namazsız adamlar. Ben bir tercümanlık meclisinde bulunmuştum. Yasir Arafat sağken Erbakan'ı ziyarete geldi. Bu elinizdeki kitapçık gibi bir kitapçık getirdi. İnşallah devlet kurduğumuzda anayasamız olacak diye Erbakan'a takdim etti. Ben de tercüme ettim, böyle söylüyor diye. İlk kapağını açtı Erbakan. Besmelesiz başlamışsınız, Allah size yardım etmez dedi. Biz layık bir devlet kuracağız dedi Yasir Arafat. Hiç unutmuyorum, ona dedi ki Allah'a yardım etmedikten sonra sen hiçbir şey yapamazsın, boşuna uğraşıyorsun dedi ona. O kızdı, o kızdı. Bize de tercümanlık görevi düşmedi, çıktık dışarı.